Ya Sayın Özçelik, şunu da merak ediyorum aslında, orayı biraz açalım. Yani şimdi Sayın Özel bu görüşmeyle neyi ispatlamış oldu? Yani CHP'deki tek güç artık Sayın Özel mi? Bu görüşme niye Sayın Özel için önemli? Nasıl bir anlam taşıyor? Burayı biraz açar mısınız? Şimdi herkes hemen hemen bu konuda hemfikir. Yani bu görüşme Türkiye'deki tansiyonu belli ölçüde yumuşattı. Yani bunun halk içinde de bir yansıması olacaktır Evet. diyelim. Sayın Özel açısından peki? Yani ben görüşmeden hemen önce söyleyeceğim şimdi AK Parti açısından da ben görüşmenin hemen öncesinde bir iş nedeniyle AK Parti'deydim. Orada da herkesin buna mutlu olduğunu görmüştüm. CHP tarafında da böyle bir mutluluk var. Şimdi bu Namık'tan meselesine gelince Sayın Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı. Ama ben bugün ısrarla bunun perde arkasını, çünkü sürpriz oldu oraya onun geçmesi, onun bulunması. Onu özellikle kurcalamaya çalıştım. Kurcalamaya çalıştığımda yani sade bir protokol işi olmadığı konusunda hemen hemen kafamda çok netleşti. Sayın Özay abinin o zaman Oldu da bunu açıklaması, o zaten okuduğu de açıklama CHP'nin yeterli zaten. gelmedi mi? Hayır, Ahmet Sayın Necdet Sezer Beyefendi'ye sordu Özay Bey, Sayın Özgür Özel. Özgür Özel'in açıklamasını okudu. Yani doğru, CHP Genel Başkanı böyle bir açıklama yaptı. Ama biliyorsunuz bu tür işlerde yapılan açıklamayla işin aslı başka türlü olabiliyor. Yani şöyle Erhan söyleyeyim o Kanepli zaman, değil. Sayın İmamoğlu bu görüşmenin bütün detaylarına hakim olmuş mudur şu anda? Bana göre olmuştur. Veya Türkiye'yi yakından ilgilenen bazı işte çevreler diyelim, bu görüşmenin ayrıntılarına hakim olmuş mudur? Bence olmuştur. Yani o nedenle tam bunlar bir süre sonra daha ayrıntılı bir şekilde düşer nasıl olsa. Hele ki konu CHP ise mutlaka bir şekilde öğrenilir ayrıntıları. Şimdi yani yapılan açıklamayı Özay Bey okudu, tekrar söylüyorum, doğrudur. Özgür Özel böyle bir açıklama yapmıştır. Ama işin gerçeği o mudur? Orada soru işaretleri var ve benim yaptığım görüşmelerden sonra bambaşka bir şey olduğu izlenimi bende hakim oldu. Neyse, tansiyonu Özgür Özel niye böyle bir şey yaptı? Şimdi Özgür Özel'le ilgili şöyle bir algı vardı kurultay sonrasında. Özgür Özel sanki eş başkan gibiydi. İşte bir anlamda meşhur Zoom toplantısı var. İmamoğlu'nun Ankara'daki temsilcisi gibi böyle bir algı oluşmuştu. Şimdi partilerde ve bu tür görevlerde, hele ki sadece İstanbul dışında da beklendiğinden çok daha fazla belediyeyi kazanınca, yani o koltuğa oturduğun zaman bir süre sonra farklı bir şekle girersiniz. Bu kaçınılmaz olur. Şu anda böyle bir sıkıntı, yani böyle bir durum da söz konusu. Yani biraz böyle sanki başkaları tarafından da idare ediliyor algısını biraz daha tersine çevirmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'yla dikkat ederseniz sadece bu görüşme değil, bunun dışında da birçok görüşmesi var. Yani özel bir ilgi gösteriyor. Birkaç kez görüştü biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Yani Kılıçdaroğlu'nu yanda göstermek veyahut da yanda olmak veyahut da işte Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimde kendisini biraz daha üst noktada sanki göstermek gibi bir çaba olduğunu sanıyorum. Ve şimdi başka da anlaşmazlık konuları birçok şeyde var. Mesela 1 Mayıs'taki konuşma, Saraçhane'den Taksim'e yürüme meselesi. Şimdi orada da epey tartışmalar oldu. Daha farklı görüşler ortaya çıkmış. Hatta şeyden önce 30 Nisan'da akşam yapılan toplantılarda bu gitme durumunun doğru olmadığı konusunda görüşler çıkmış. Mesela farklı farklı, Ekrem İmamoğlu farklı bir görüş savunmuş. Bir yeri başka bir görüş savunmuş. Ve 1 Mayıs'ta da bilmiyorum, bana göre yani oradaki kitleyi ortada bırakan ve kendileri çekip giden bir politika izlediler. Orada da yani oturmayan ilişkiler var, onu söylemeye çalışıyorum. Özgür Özel kendi başkanlığını biraz daha da perçinlemek istiyor. Yani ben o koltuktayım ve çok da fazla belediye, sadece İstanbul değil başka yerlerde kazandım. Burada
esas pay benim havasına girmeye çalışıyor. Peki bu ne zamana kadar gider? Bu hep devam eder mi? Onu bence biraz zaman gösterecek. Ben Ekrem İmamoğlu'nun burada nasıl bir rol oynayacak, kendisini geri plana itilmesini nasıl engelleyecek, ikinci plana düşmesini önlemek için hangi hamleleri yapacak? Siyasette, yani bunu ben Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir şey için söylemiyorum. Bu siyasette hep karşılaştığımız olaylardır. Yani birisi eğer sen 2028 için ya da bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi için kitlemişsen hedefe, buna uygun hareket edersin. Yani buna uygun şey yaparsın. Bu arada şeyde bırakmayalım. Yani dikkatten kaçırmasın. Ekrem İmamoğlu ile yola yürümek isteyen bir Batı da var. Yani Batı ülkeleri de Ekrem İmamoğlu ile yürümek istiyor. Mesela Alman Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce İstanbul'a gelip Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve o konuların öne çıkması ve tartışılması da bana böyle çok sıradanmış gibi gelmiyor. O nedenle ben önümüzdeki günlerde yani karşılıklı hamlelerin devam edebileceğini sanıyorum. Peki, buyurun hocam. Şimdi ben anayasa hukuku açısından bakıyorum öncelikle. 63. madde diyor, siyasal partiler Türk demokrasi hayatının temel esasıdır. Burada çok güzel bir başlangıç olmuştur. Hoşgörü ve diyalog kapısı açılmıştır. Maalesef bu çeşitli nedenlerden dolayı 15 Temmuz'dan bu gelinen sürede toplum kutuplaşmıştır. Gerginlik artmıştır ve toplumun çekemeyeceği, kaldıramayacağı kadar, maçlara kadar özellikle söylediği doğru bu yansımıştır. Bu yanlış. Bir. İkincisi, bu memleketin bana göre şu andaki bu verilen mesaj 2028'e kadar Türkiye gündeminden erken seçim kaldırılmıştır. Bence iç politikadaki mesaj bu. İkinci husus, konuşulan sorunların çözümü olacağına inanıyorum lafı. Her iki tarafın, her iki liderin söylediği, İmamoğlu'na karşı Özel'in öne geçtiği bir gerçek. Ben Sayın İsmet Bey'in görüşüne katılıyorum. Ama İmamoğlu da buna karşı hamlelerini hazırlıyordur. Alman Cumhurbaşkanı Döner'le bir şekilde kamu diplomasisi bunu gösteriyor. Peki bu görüşme en çok kimleri üzdü hocam? Evet, burada Hizipçilerin hiç hoşuna gitmedi bu. Çünkü bunlar, özellikle benim söylediği çok doğru, nefretten besleniyorlar. Halbuki Türk milleti kavgayı sevmiyor. Türk milleti kardeşlik istiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan da iken de Sayın Baykal'la çok iyi müzakere diyaloğu kurabilmiş bir lider. İkinci husus da şu, hastalığında da bakın çok önemli o, başında olmuştur. Yani Baykal çok hastayken de, değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, konuştuk onu. Şimdi buradaki söylediğim, istediğim bu toplumsal barışı, hoşgörüyü kazananların kimi olabilir bu sorunun counter cevabı. Yani buradan toplum kazanmıştır. Bir mahallede AK Parti'ye de, CHP'ye de, başka partilere de görüş verebilir. DM'ye de görüş verebilir. Ona da oy atabilir. Ama biz bir milletiz. Ve Türkiye bekleyen çok ciddi sorunlar var. Bakın çok ciddi bir harekat olacak Irak'ta ve Suriye'de. Dünden beri görüyoruz, Savunma Bakanı'nın açıklama yaptı. Amerikan ordusu PKK'ya silahlı eğitim veriyor, paraşüt eğitimi veriyor. Amerikan VC-22 bu Osprey tayyaresiyle dikene kalkan uçakla askeri eğitim veriyor. Bu ne demek ya? Sen benim müttefikimsin yani. Ve şunu söylüyor Cumhurbaşkanı, Sayın Savunma Bakanımız Güler. Biz diyor takip ediyoruz. PKK İran'a kaçıyor. İran diyor ki böyle bir şey yok. Uçtu mu bunlar? Demek ki Türkiye'nin hemen sınırların başında bekleyen çok ciddi bir mesele var. Terörle mücadele. İki, benim vatandaşımın sırtında çok büyük bir yük var. Enflasyon ve ekonomik dert. Burada bunların konuşulduğunu düşünüyorum. Ama şu anda her iki lider de siyasetin gerektiği adab usulüne mahrem şeyler konuşmuşlardır. Peki Sayın Özel neyi ispatlamış oldu bu görüşmeyi gerçekten? Hocam bu iki başlı değil, kendisinin bir lider olduğunu ortaya koymuştur. Bunu yaparken de sadece İstanbul, Ankara değil, belediye seçimlerinde halkın verdiği desteği arkasına almıştır. Bundan kim memnundur? CHP seçmeni, taban memnundur. İki, parti kurmaların içerisinde CHP'yi... Tabanında desteği vardır diyorsunuz. Şimdi ama bundan hoşlanmayanlar kimler? Bence İmamoğlu'nun olduğunu söyleyeyim. Bak ben burada kesinim, bir daha söylüyorum. Kendisinin hedefi İstanbul değil. Ben diyor Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Ve Amerika'dan, Batı'dan da destek aldığını biliyoruz.
Şimdi hamleleri göreceğiz önümüzdeki günlerde. Sayın İmamoğlu hoşlanmamış mıdır bu görüşmede? Ben hoşlanacağını zannetmiyorum. Tam tersine yeni hamleler içerisine gireceğini söyleyeyim. O yüzden de bakın söylediği laf çok önemli. Ne diyor? En keyifli yemek. Neden? Bu ihtiraslar bitmiş. Ve orada Sayın Kılıçdaroğlu beni hançerledi dedi ki İmamoğlu üçüncü şahıstan bahsetmiyoruz yani. Ne diyor bir daha? Partinin geleceğiyle iktidarla ilgili umutları konuştuk diyor. Ve bakın burada 1,5 saat konuşma var. 1,5 saatin üzerine 2,5 saat konuşmuşlar. Demek ki çok daha detaylı bir takım şeyler var. İki tarafta birbirleriyle. Şimdi memleketin başında deprem, ulaşım, sağlık gibi ciddi sorunlar var. Ve benim gördüğüm diyaloğu travmaya değil çözüm getirici bir iyi niyet. Yani biz buna bona fides diyoruz şeyde hukukta. Her iki tarafta iyi niyetini ortaya koymuştur. Ama bu ne kadar yaşar? Bunu siyasi süreç gösterecek. Bir, iki, Türk toplumunda umut, geleceğe özgüvendir bu. Bakın bu, eğer biz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iç cephede aslan gibi olursak dış cephede kimse bize laf söyleyemez. Evet. Ama içeriden bizi bir şekilde vururlarsa, yarın anayasaya göre bir operasyon yapılacak. Meclis karar alıyor da muhalefet bunu desteklemiyorsa ve gelip PKK benim askerlerimi, benim gelinlerimi öldürüyorsa burada bir sorun vardır. O zaman da seçmen diyor ki bunlar demek ki PKK'yla işbirliği yapıyor. Ha o zaman şunu görürüz. Bu resim şu an için Türkiye için bir umuttur. Pazartesiden itibaren bunun olumlu yansımalarını göreceğiz. Peki. Diğer taraftan son cümle şunu tamam, söylemek hocam. İstiyorum. Uzun bir süreç ve Türkiye siyasetten ve seçimden yoruldu. Rahmetli Demirel'in söylediği seçim değil geçim, tencerenin içerisine millet ekmek yemek bekliyor. Acil, iktidar, muhalefet. Ben bir emekli vatandaş olarak söylüyorum. Çözüm bulun, enflasyonu yenin ve Türk vatandaşını, bakın Türk öğrencisini, orada Sayın Büyükelçimiz Faruk Bey'e Brüksel'den teşekkür ediyorum. Bizim Avrupa Birliği'nde de çok ciddi hamleler yapmamız gerekiyor. Bakın seçimler geliyor Avrupa seçimlerinde. Bizim Türk oradaki seçmenlerimizin evet, de bunlara katılması gerekiyor. Brüksel'de yolumuz sıkıştı bir yerde sağ olsun geldi Türk vatandaşlarımız yardım ettiler bize. Evet. Ve dediler ki CNN'de de bunu söyleyin biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Afyon Emirdağlıları burada. Ben de size teşekkür ediyorum yani, hocam. Yani demek ki bizim kalbimizde ne konuşuluyorsa 7 milyon Türk de Avrupa'da bunları bakıyor. Güzel, birbirleriyle kardeşçe geçinen iktidar muhalefet peki. Türkiye içeride dışarıda güçlendirir. Bu konuyla alakalı başka ilavesi olan varsa alayım. Yoksa kameralarımı savaş bölgesine çevireceğim. Aman orada savaşa geçtiniz birden. Evet şimdi çünkü son artık başka ilave sözü olan yokmuş zannediyorum. İsmet Bey var mı sizin? Fulya kısa bir şey söyleyin. Bir şey söyleyebilir miyim? Alayım kısaca. Şimdi bakın böyle bir görüşme yapılıyor. Şimdi oraya tutanaklar tutuluyor. Şimdi bu bana biraz tuhaf geliyor. Yani iki lider oturur, konuşur. Yani bunlar çok da anormal bir durum değil yani. Birçok ülkede olan, hatta bizim işte eski yıllarda siyasi gelenekte var. Başladığımız yıllarda sık karşılaştığımız vardı, olaylardır bunlar. Şimdi Türkiye o kadar gerilmiş ki bunu çok önemsemeye başladık. Şimdi, tutanak derken notlar tutuluyor, yani, onu söylüyorsunuz değil mi İsmet Bey? Böyle bir şey de, not tutmanın anlamı nedir yani? Bir hani işte iyi not tutar falan diye. Şimdi bir protokol mü imzaladınız? Ne oldu? Yani böyle bir şey bana biraz soğuk geliyor burası. İkincisi, bakın bazı çevrelerde, özellikle Batı çevrelerinde son dönemde bir tartışma yürüyor. Ne? Nedir bu tartışma? Efendim Türkiye'de işte bir AK Parti-CHP koalisyonu falan gelsin. Yani CHP zaten batıcı, iyice batıya döndü. O eski CHP değil. Tamamen batı oldu. AK Parti ile beraber AK Parti'yi de bu kulvarda bir anlamda sürükler bu şekilde olursa böyle hesaplar yapanlar da var. Şimdi burada herkesin çok dikkat bir olumlu bir havadır. Türkiye'de tansiyon düşürmüştür. Ancak burada görüşülen ve sonrasında olacak olayları bence dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Aynen öyle. Yani Türkiye çok kritik noktadan geçiyor. Çok. Özay Bey de sıraladı, diğer konuşmacılar da sıraladı. Hassas bir bölgedeyiz. Çok ciddi şeyler var. Tehlikeler burada var. İsrail'in hamleleri var. İsrail'in ne yapmak istedikleri var.
ve çok tehlikeli işler var. Mühim olan, mesela Özgür Özel dedi ki biz milli konularda birlikte olacağız. Şimdi bu milli konular hangisi? Şimdi Namık'tan geçtiğimiz seçim öncesindeydi galiba, bir açıklama yaptı, bir paylaşımda bulundu sosyal medyadan. Dedi ki Rusya'ya NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız dedi. Şimdi bu söz çok anlamlı. Ünal Çeviköz'ün sözü. Ünal Çeviköz'ün sözü. Ünal Çeviköz mü söylemişti onu? Kim? CHP adına söyledi, evet. Ünal Çeviköz söyledi. Yani doğru. CHP'nin... Yani CHP'de bu tür politikalar da var. Şimdi bunlar mı olacak? Mesela Doğu Akdeniz'de nasıl bir politika izleyeceğiz? PKK'ya, FETÖ'ye karşı mücadelede nasıl olacak? Bunlar bizim milli meselelerimiz. Yani o nedenle oraları iyi belirlemek lazım. Hani bir de son günlerde çok sık tartışılan bir şey var. İşte AK Parti fabrika ayarlarına dönmelidir diye formüle edilen bir tartışma da yürüyor. Şimdi sözünü ettikleri fabrika ayarları dedikleri 2003'lerdeki mesele. Yani o zaman baktığınız zaman karşımıza çok bambaşka bir manzara çıkıyor. Peki, teşekkür ediyorum. Toplarsanız diğer bölgeye geçeceğim. Çok kısa alayım Özay abi. Çok kısadan bir tık uzun söyleyeceğim. Niye? Çok uzun olsun. Şimdi İsmet Bey'in söylediği meselede, çevremizdeki mesele, bakın şimdi DEM meselesiyle CHP arasında ki diyalog sürecinde şöyle bir test olacak. Terör örgütü Türkiye'nin Irak'taki harekatı başlamadan önce gitti, kimyasal silah aldı 2 kişiyle beraber, 60 kişilik bir ekiple beraber bunu Irak'ın kuzeyindeki 15 yere yolladılar. Ve yapmaya çalıştıkları şey öz itibarıyla Türkiye'yi kimyasal silah kullanıyorla suçlamak ve oradaki sivil halka da bu kimyasal silahla zarar verip Türkiye'ye karşı da bir kamuoyu oluşturmak. Bakın bunu daha önce... Suriye harekatı sırasında yapmışlardı. Evet. Türkiye yakaladı, Amerika'ya bildirdi ve önüne geçirmişti meselenin. Şimdi Irak'ın kuzeyindeki harekattan önce terör örgütünün böyle bir hazırlığı var. Herkesi çok uyanık olmaya çağırıyorum. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partililerin, çünkü terör örgütü bu tür iddiada bulunduğu zaman en fazla ses haliyle DEM'den geliyor. Bu süreci de Özgür Özel'in de çok dikkatli yönetmesi gerektiği kanaatindeyim. İlk ciddi sınavlardan biri olma riskini taşıyor. DEM'le ilişkilerde yeri gelmişken bunu da söylemiş olayım.